Heyet gösteriş ve debdebeye alırış etmeden sırtlarında geniş cübbeleri, başlarında sarıkları, ellerinde kırbaçları ve ayaklarında çizmeleriyle saraya girdiler. Müslümanları böyle sade bir kıyafet içerisinde gören Yezdücert şaşırdı. Müslümanların sert tavırları, celalli hareketleri şahı iyice şaşkına çevirdi. İranlılar her hareketten bir mana çıkarırlardı. Her şeye uğur veya uğursuzluk ararlardı. Yezdücert heyete birkaç sual sordu. Elbise kumaşına Arapça ne denir? Heyetten bürt cevabını aldı. Şah kelimeyi duyar duymaz çeham bürt dedi. Bu kelimeden Müslümanların bütün cihanı fethedecekleri manasını çıkardı. Yezdücert Müslümanlara ellerindeki kırbacı göstererek buna Arapça ne denir diye sordu. Sevt cevabını aldı. Yezdücert bundan da değişik bir mana çıkardı. Sevti, süht anladı. Pars süht kelimelerini söyledi. Bu cümle İran'a ataş saldılar manasındaydı. Şahın etrafındakiler bu çirkin tevhirlerden ve uğursuz manalardan sıkılmışlardı. Fakat itiraz edebilecek cesareti de kendilerinde bulamıyorlardı. Yezdücert daha sonra heyete geliş sebeplerini sordu. Heyet başkanı Nu'man bin Mukarrin radıyallahu anh önce İslam'ın esaslarını güzelce bir şekilde onlara anlattı. Sonra da İslam'ı kabul etmediğiniz takdirde iki teklifimiz var. Ya cizye verirsiniz ya da savaşa razı olursunuz. Barışı ve İslam'ı kabul etmeye yanaşmayan Yezdücert üstten konuşuyor, kendi haşmet ve büyüklüğüne toz kondurmuyor. Bütün milletlerin en fakiri ve perişanı olduğunuzu ne çabuk unuttunuz. Kendi aranızda isyan çıkardığınız zaman, kavga ettiğiniz zaman size komşu olan valilerimizi gönderir, sizi itaatkar duruma getirdik. Hangi düşünceyle bize bu teklifi getirdiniz dedi. Heyet, Şah'ın bu gururlu sözlerini gayet sakin bir şekilde dinledi. Sonra Mughire bin Zerare ileri atıldı. Arkadaşlarını göstererek şu veciz konuşmayı yaptı. Bu kabilenin hepsi birer kabile reisidir. Onlar gereken sözleri söylediler. Fakat söylenmesi icap ettiği halde söylenmeyen bazı şeyler var. Ben onları ifade edeceğim. Bizim eskiden fakir olduğumuz, yanlış yolda bulunduğumuz doğrudur. Biz birbirimizle mücadele ederdik. Kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömerdik. Nihayet Cenab-ı Hak bize bir peygamber gönderdi. Önce ona itiraz ettik, reddettik, isyan ettik. Sonuçta o muzaffer oldu. Peygamberimiz ne yaparsa Allah'ın emrine uygun yapardı. Bize bu dini dünyaya tanıtmamızı emretti. Kabul edenlere kardeş muamelesi yapmamızı söyledi. Reddedenlere şayet cizye vermeye razı olurlarsa ehli zimmet nazarıyla bakmamızı tavsiye etti. Bu iki tekliften birisini kabul etmeyenlere karşı artık aramızdaki hakem kılıçtır. Bu sözler Yezdücert'i çileden çıkardı. Elçiler öldürmeye cevaz olsaydı hiçbiriniz kılıçtan yakasını kurtaramazdı diye söylendi. Sonra da toprak dolu bir sepet istedi. Sepet getirildiğinde heyet içerisinde en itibarlı kimseyi sordu. Asım bin Amr'ı gösterdiler. Saray erkanı toprak dolu sepeti bir hakaret alameti olarak Asım'ın başına koydular. Asım oradan dönüşte hadiseyi Sa'd bin Ebi Vakkas'a anlattı. Sonra da bu hareketi şöyle yorumladı. Ya Sa'd, zaferimizi tebrik ederim. Düşman topraklarını bize teslim etti. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas, İslam'a göre savaştan önce yapılması gerekeni yapmış, düşmanı üç şeyden birini seçmeye davet etmişti. Mağrur Şah, bu üç şeyden birini seçmeye yanaşmamıştı. Bu üç şıktan savaşı tercih etmişti. Artık Şah'a haddini bildirmek gerekiyordu. Hemen kumandanlarını topladı, onlarla istişarede bulundu, savaş taktiklerini müzakere etti. Daha sonra hafızlara cihatla ilgili bir sure olan Enfal suresini okumalarını emretti. Bülbül sesli hafızlar emri yerine getirdiler. Bir yandan kendileri okuyor, bir yandan da mücahitlere öğretiyorlardı. Karargâhta manevi bir hava teşekkül etti. Mücahitler bir an önce cihat meydanına atılmak, mağrur İran ordusunu zir-i zeber etmek için sabırsızlanıyorlardı. Bu arada İran Şahı Yezdücert kendisine yardım yapması için Çin kralına bir mektup gönderdi. Çin kralı gelen elçiye
Biliyorum, krallar düşmanlara karşı birbirlerine elbette yardım etmelidirler. Yalnız sizi memleketinizden çıkaran bu milletten bana biraz bahsedin. Bakıyorum, onların az, sizin çok olduğunuzu söylüyorsunuz. Böyle az bir kuvvetin sizin gibi büyük bir kuvveti yenmesi, onlarda hayır, sizde şerrin olduğuna delalet eder, dedi. Elçi, istediğini sor, deyince Çin kralı. Onlar sözlerini yerine getiriyorlar mı? Onlar derken Müslümanları kastediyor. Onlar sözlerini yerine getiriyorlar mı? Elçi, evet, diye cevap verdi. Kral, savaşa başlamadan önce size ne teklif ediyorlar? Elçi, bizden üç şeyden birini tercih etmemizi istiyorlar. Ya dinlerine gireceğiz, bunu kabul edersek bize kendilerine yapılan muameleyi yapacaklar. Veya cizye vereceğiz, düşmanımıza karşı bizi koruyacaklar. Bunu da kabul etmezsek bizimle savaşacaklar, dedi. Kral, peki kumandanlarına itaatları nasıl, dedi. Elçi, bir milletin mürşidine en itaatlısı gibi, diye karşılık verdi. Çin kralı, neleri haram neleri helal sayıyorlar, dedi. Elçi bunu da izah ettikten sonra, kral, kendilerine helal olanı haram, haram olanı helal kılıyorlar mı, diye sordu. Elçi, hayır, dedi. Çin kralı bu cevap üzerine, peki, dedi. Bu millet haramı helal, helalı haram yapmadıkça asla mağlup olmaz. Ve bana kıyafetlerinden bahset. Bunu da izah ettikten sonra kral, peki binekleri nasıldır, dedi. Elçi, Arapların atlarına biniyorlar, dedi. Atları anlattı. Bunun üzerine kral, bu atlar ne güzel bir kaledir. Elçi ona develeri ve onların ağır yüklerle uzun mesafeler kat ettiklerini anlatınca kral, bunlar boyu uzun hayvanların sıfatıdır. Ve Yezdücer'de şu mektubu yazdı. Sana bir ucu Çin'de, bir ucu Merv'de olan bir ordu göndermeme hiçbir mani yok. Bunu da yapmam gerekir. Fakat elçinizin bana anlattığı bu millet dağları sökmek istese söker. Onlar bu hal üzere yaşarlarsa emir verildiğinde beni dahi yerimden oynatırlar. O halde onları razı ederek anlaş. Sana dokunmadıkça onlara dokunma, dedi. Kadisiye Savaşı günü Sa'd Müslümanlara şöyle bir hitabede bulundu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra. Hiç şüphe yok ki Allah gerçekten ilahtır. Kainatta onun hiçbir ortağı yoktur. Ve o hiçbir zaman sözünden dönmez, en büyük övgülere layık olan Allah'tır. Tevrat'tan sonra Zebur'da yazmıştık. Yeryüzüne salih kullarım varis olurlar. Enbiya suresi 105. Burası Rabbimizin size vaat ettiği 3 yıldan beri her şeyiyle size bağışladığı, sizin hakkınız olan topraklardır. Bugüne kadar onun her türlü nimetinden tattınız, yediniz, ahalisini öldürdünüz, onlardan vergi topladınız, onları esir ettiniz. Hulasa, sizden önce burada bir kısım topraklar fetheden Müslümanların elde ettiklerini aynen elde ettiniz. Arapların eşrefi ileri gelenleri, her kabilenin seçilmiş zatları ve geride kalanlardan daha şerefli olduğunuz halde, bunlar karşınıza böyle bir ordu ile çıkmışlardır. Eğer dünyada zühd ve takva ile çalışır, ahiret saadetlerini bahşeder, savaş hiç kimseyi eceline yaklaştırmaz. Eğer dağılırsanız, kendinizi küçük ve zayıf görürseniz, başarısızlığa uğrarsınız. Böylece ahiretinizi de tehlikeye düşürmüş olursunuz. Asım bin Amr radıyallahu anh kalkarak, burası halkını Allah'ın emrinize amade ettiği bir ülkedir. 3 yıldan beri onlardan sizden alamadıkları şeyleri alıyorsunuz. Siz her bakımdan en üstünsünüz. Eğer onlara karşı ciddiyetle, bütün gücünüzle ve sabırla savaşır çarpışırsanız, Allah'ım sizinle beraberdir. Onların bütün malları, kadınları, çocukları ve ülkeleri sizin olacaktır. Fakat tereddüt gösterir de başarısızlığa düşerseniz Allah'ın sizi böyle bir durumdan korusun. Kendilerini ortadan kaldırmak için tekrar üzerlerine yürürsünüz. Korkusuyla hepinizi yok ederler. Allah'ın emirlerini yapmakta acele, hem de çok acele edin. Zafer günlerini ve Allah'ın o günkü lütuflarını hatırlayın. Arkanızdaki toprakların bitkisiz,
sığınılacak ve kuvvet kazanılacak tek sığınak olmayan çorak, boş yerler olduğunu görmüyor musunuz? Gayeniz ahiret olsun dedi.